Gel. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Anadolu Üniversitesi'nde bir gün geçireceğiz. Anadolu Üniversitesi'ni size tanıtacağız. Yanımda Betül var. Bir de Selcan. Şimdi buradan girdik içeri. Normalde normal insanlar bu taraftan gidiyor. Ama biz normal insan olmadığımız için buradaki yolu tercih ettik. Bu taraf okulun bahçesi gibi bir yer yani. Böyle daha çok insanlar burada takılıyor. Buradan ileri gittiğimiz zaman da Monty Cafe'ye çıkıyoruz. Şimdi o tarafı da göstereceğim size. Burası hukuk fakültesinin kantiniymiş arkadaşlar. Ben de yeni öğrendim. Ben öyle biliyorum. Şurası da hukuk fakültesi oluyor. Böyle güzel olduğuna bakmayın. Diğer taraftan normalde girişi. Buradan giriş var mı bilmiyorum. Yunus Emre kapısından girdik. Okulun toplamda ya 4 tane ya 5 tane kapısı var. Yani her yerden yakın. Çünkü o içerisinde şey yok. Dolmuş falan yok. O yüzden şimdi buradan böyle giriyoruz. Her yere yürüyorsunuz. Yani okulun içinde falan 20 dakika yürüme mesafesi var. Ben okula kadar yurttan 10 dakikada yürüyorum. Okulun içinden kendi fakülteme kadar da 20 dakika yol yürümek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar biz o kadar burayı böyle şaşalı maşalı çekmiştik ama buradan giriş değilmiş, diğer taraftanmış. Buradan görevli evet. Kamu görevli. Öyleymiş şimdi. Yoksa de. Yoksa hakkımızda yasal işlemler başlatacak. Adli işlemler başlatılacak. Geldik arkadaşlar. Şurası hukuk fakültesi. Şu karşı tarafta yurt. Tamam mı? Kızlar kalıyor burada. Tek bildiğim bilgi bu. Bağırma sen. İlerlediğimiz zaman şurada bir sinema Anadolu gözüküyor. Bu sinema Anadolu'nun içine girebiliyor muyuz? Açık değildir. Etkinlik olduğu zaman. Etkinlik olduğu zamanlar açık oluyormuş. Ben daha hiç girmedim. Biz de girmedik de çok etkinlik oluyor. Bu arada Japon Parkı'na buradan gidiliyor. Dönüşte de oraya gideriz arkadaşlar. Üzülmeyin. Şimdi Eczacılık Fakültesi'ne doğru gidiyoruz. Eczacılık Fakültesi'ne giderken şimdi Eczacılık Fakültesi'ne de uğrayacağız. Ne diyecektim ya? Eczacılık Fakültesi'ne doğru gidiyoruz. Buraya giderken arkamızda şöyle iki tane kort tenisi yeri var. Bir de şu tarafta gözüküyor mu bilmiyorum. Ön kamerayla çekiyorum şu an. Şu tarafta da bir tane futbol sahası var arkadaşlar. Yeşil yeşil baksana şimdi. İşte böyle binlerimiz var. Bin. Bunlar tek ulaşım aracı okuldaki. Bir de böyle özel araçlar gidebiliyorsunuz. Şimdi eczacılık kapısına geldik. Şu yan tarafımızda eczacılık fakültesi. Şimdi eczacılık fakültesine gireceğiz. İnşallah orada İnşallah oradaki kantine girebilirsek su almak istiyorum kendime. Değil mi kızlar? Çok mutlusunuz şu an. Aynen öyle. Kalıyorum ya ben. Derslerden kaldıklarını şey yaptılar da, öğrendiler de. O yüzden moralleri bozuk şu an. Kanka 70 yaparsa çoğu kişi geçmez çünkü. Evet, burası okulun ölü mekanı arkadaşlar. Şurası da bizim fakülte.
Arkadaşlar güneşin altında erimemize şu kadar kaldı. Şimdi dur göstereceğim. Turizm fakültesine geldik. Şu yan tarafı da yemekhane. Bu arada benim şu zamana kadar en beğendiğim fakültelerden birisi turizm fakültesi oldu. Hadi hepsini puanlayalım. İlk nereye girdik? Hukuk. Hukuku hiç hatırlamıyorum. Hukuk biraz şeydi. Karışık dışı, ya. Aynen dışı falan güzeldi ama hiç böyle çok güzel değildi. O yüzden hukuka 6 veriyorum. 6 ne? 3. 6 lan. Hukukçular. Sonra... başka nereye girdik? Eczacılığa girdik. Eczacılık güzeldi. O şey, müzesi falan olması. Evet. O biraz cezbetti beni. Ama çok yukarı doğru, çok uzundu. Ona da bir 7 vereyim. Turizm 10 veriyorum. Çok güzel. Burası yemekhane arkadaşlar. Okulda toplamda 2 tane yemekhane var. Diğer yemekhaneyi daha sonra çekeceğiz. Şu benim. Şurası da yemekhane. İşte okulumuzun düşüncelik seviyesine bakın. Ya hayvansever bir okuluz. Evet, bu olsun. Olsun. Burası iletişim galiba. İletişim. İletişim diye düşünüyorum yani. Havuz yok lan. Havuz şurada, şu karşı mavi yer. Girelim. Şurası da edebiyat. Biz şuradan geldik. Gidiyoruz. Sınıflarını çekemedik çünkü saat 5 olduğu için çoğu fakülte kapatılmış yani sınıfları falan kilitlemişler temizleyip. O yüzden bundan sonrakileri de gösteremeyebiliriz muhtemelen. Ama bilmiyorum şansımıza birazcık da. Şimdi fen fakültesine gidiyoruz. Saat geç olduğu için edebiyata falan giremeyeceğiz. Fen fakültesi bir de eğitim fakültesi yapıp sonra çıkacağız. Bakın size şimdi çok güzel bir mekan göstereceğim. Harika bir yer. Buraya gelip böyle bir şeyler içip böyle arkadaşlarınızla sohbet falan edebiliyorsunuz. Şu an herkes bana baktığı için çok konuşamıyorum. Ya, ne düşünüyorsunuz sen, burası hakkında bak. Kızlar? Molatası çok güzel. Bu tarafta spor salonu var. Şunun içerisinde bir futbol sahası daha var, kapalı. Bunun arka tarafında da voleybol sahası falan var. Burada işte voleybol oynanıyor. Şu karşı tarafta fen fakültesi. Sanırım bu fen fakültesi ESTÜ'ye bağlıymış bu arada. Üzerinde çünkü Eskişehir Teknik Üniversitesi yazıyor. Yollarda, tabelalarda falan da parantez içinde ESTÜ yazıyor. O yüzden tercihlerde Anadolu Üniversitesi göremezsiniz. Burası ESTÜ aslında. Arkadaşlar şimdi eğitim fakültesine doğru geldik. Şu anda E bloktayız. E blok şöyle bir yer. Çok güzel. Ben ilk bunu gördüğüm zaman böyle çok heyecanlanmıştım demiştim. Oha eğitim fakültesi falan çok güzel demiştim ama bu eğitim fakültesi değil aslında. Sizi kandırıyorlar. Eğitim fakültesindekilerin %1'i falan burada. E-Blo'u böyle bir ayrıyetten niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Ama çok güzel. Şimdi onun içerisine gireceğiz. Daha sonra normal eğitim fakültelerinin içine gireceğiz.
Arkadaşlar buranın da yine sınıflarını çekemiyoruz ama bakın size şöyle bir yer gösterebilirim. Bakın şöyle parmağımla çıkmaya değil. Şöyle arkadaşlar. Kısıtlı şartlarda bu kadar işte ama çok iyi mekan bu arada. Şimdi Hayaliye Blok'tan çıktık. Hayaliye Blok diyorum. Hayali Eğitim Fakültesinden çıktık E-Blok'tan. Şimdi gerçek şeye gidiyoruz. A few moments later. Tamam, şimdi eğitim fakültesine geldik. Şurası A blok, şurası B blok, şurası da C blok ve şimdi B bloğa gireceğiz. Hepsi aynı zaten. Alttan da bağlanıyor. Kendi fakültesi olduğu için ağlar gibi yürüyorum sadece. Hiç bok yok arası. Heykel bölümü. Ney burası? Heykel bölümü atölyesi. Heykel Baldır. Bölümü atölyesiymiş. Baldır ama. Burada böyle oturma mekanları var arkadaşlar. Şu karşı tarafımızda A101'imiz var. Bir de kafemiz var. Buradan yine kütüphaneye çıkılıyor. Şöyle beraber gördük. Burası da vagonumuz. Kalp. Burası da kütüphanenin arka tarafı arkadaşlar. Burada kafe var. Vagon içinde hala yemek yenmiyor sanırım. Yeniyor içerideler. Görmüş olduğunuz açık öğretim yazıyor. Binası gözükmüyor açılardan. Şu tarafta da devlet konservatuvarı var. Şu bina. Buradan arada böyle opera falan yapıyorlar. Sesleri geliyor. Şöyle öğrenci merkezi göstereyim. Betül çıkıyor her yerden. Çıkıyor. Şurası açık öğretim binası işte. Sen beni geliyorsun, çekiyorsun. Anadolu Üniversitesi turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Böyleydi. Girebildiğimiz yerlere girmeye çalıştık. Bazı fakültelere giremedik. Bazıları kapalıydı çünkü saat geç oldu. Kendi fakültemi de gezdirmedim. Kendi fakültem Sağlık Bilimleri Fakültesi. Ama sadece sosyal hizmet ve dil ve konuşma terapisi var. Yani ben de daha birinci sınıf olduğum için ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Çok fazla açıklama yapamıyorum bununla ilgili çünkü ben bilmiyorum.